أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, ümmeti Muhammed'in bu halini 20 dakikalık bir sinevizyona sıkıştırabilmek, içerisinde bulunmuş olduğu muzdaripliği ifade etmek kolay olan bir şey değildi. Gönül isterdi ki bunları yayınlamak yerine Allah'ın dinini mescitlerde, sokaklarda, evlerinde, caddelerinde ve çarşılarında gülerek, oynayarak, sevinerek, mutlu olarak yaşayan bir ümmetin halini göstermek isterdik. Özellikle birkaç hususa değineceğim ve inşallah Rahman programımızı sonlandıracağız. Öncelikle hatırlatmak istediğim bir mesele vardır ki, geçen hafta İdlib'de bir ateşkes imzalandı. Tek başlarına vuruyorlar. Tek başlarına öldürüyorlar. Silahları, kendilerini savunacak hiçbir şeyi olmayan bir halka büyük bir soykırım yapıyorlar. Savaşın bir tarafı yok. Ama buna rağmen tek taraflı bir anlaşma imzalayabiliyorlar. Ama gelin görün ki vurmayacaklarını, öldürmeyeceklerini, vahşi hayvanların avına saldırdığı gibi saldırmayacaklarını söyleseler de aradan geçen bir hafta boyu içerisinde şahit olduk ki İdlib'in her köşesini, her sokağını karış karış vurmaya devam etmektedirler. Özellikle bugün bizi arayan kardeşlerimiz halen bombardımanların devam ettiğini, sivillerden Müslümanların öldürüldüğünü, çok kısa bir süre içerisinde eğer Müslümanlar dayanamazlarsa İdlib'in düşeceğini belirtmektedirler. Bu aslında kafirlerin vazgeçilmez gayri ahlakıdır. Edepsizliğidir. İzzetten ve şereften yoksun olduklarının en büyük delili ve kanıtıdır. Zira Rabbimiz Allah Azza ve Celle Enfal suresi 55 ve 56. ayetlerinde Allah katında canlıların en şerli olanlarını kafirler olarak nitelemektedir. Yeryüzünde kımıldayan, hareket eden varlıkların en şerlisi, en kötüsü Allah Azza ve Celle buyurmaktadır ki onlar kafirlerdir. Sebep? Çünkü onlar diyor iman etmezler. Onlar kendileriyle anlaşmaya varıldıktan sonra her seferinde verdikleri sözleri bozarlar diyor Allah Azza ve Celle. Ve inanın 1500 yıl önce yaşayan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem an an atlarının renklerine varıncaya kadar, süvarilerin isimlerine varıncaya kadar an an bir hadis-i şerifinde Müslümanların kıyamete yakın Rumlarla bir anlaşma yapacağını ve bu anlaşma neticesinde Müslümanların büyük bir güven elde edeceğini, Hristiyanlardan bir adamın çıkıp salibi yani haccı havaya kaldırıp hac kazandı diye bağıracağını, Müslümanlardan bir tane yiğidin de ona mukavemet gösterip elindeki haccı kıracağını
ve kazananın Allah olduğunu ikrah edeceğini ve ondan sonra bu Müslümanın şehit olacağını bahsettikten sonra Rumlar hainlik yapıp anlaşmayı bozacaklar ve 80 gaye etrafında toplanacaklar. Sahabe dedi ki ya Resulallah, gaye nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki gaye bayraktır, sancaktır. Kafirler, yani Rumlar, Hristiyanlar, Yahudiler 80 tane sancağın altında sayabileceğiniz, internete girdiğinde isimlerini belki bilmediğiniz nice devletler bayraklarını, flamalarını havaya kaldıracaklar. Ve her bayrağın altında tam 12 bin tane askerin olacağını bildiriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. 12 bin. Toplamda 960 bin kişilik bir ordu hazırlanacak. Başka hadiste 760 bin. Başka bir rivayette 1 milyon Rum askerinin, Hristiyanlar, Yahudiler, müşrikler, mürtetler, münafıklar, fasıklar bir araya gelecekler, anlaşmalarını bozup ümmeti Muhammed'e saldıracaklar diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim'de geçiyor kardeşlerim bu hadis. Onlar dün peygamberlerle anlaşmalarını bozdular. Onlar dün salihlerle, abidlerle, mücahitlerle, komutanlarla anlaşmalarını bozdular. Bugün bozmaya devam edecekler. Yarın bozmak için gene gayret gösterecekler. O yüzden ekranlar karşısında, fotoğraf makinalarının önünde, kameraların yanında dünyaya barış ve huzuru getireceklerini iddia eden o Rumlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sarışın diyor onlar için. Sarıların oğulları. O sarıların oğulları. Tenleri beyaz olanlar. Bugün ümmeti Muhammed'in kolunu, bacağını kopartmaya devam etmektedir. Gözünü çıkartmaya devam etmektedir. Bir hafta önce yapılan anlaşmaların hükmü 1500 yıl önce de yoktu, bugün de yoktur, yarın da olmayacağını bilmemiz gerekmektedir. Değil bu. 30 yıl önce yine Çeçenistan'da ümmeti Muhammed gırtlaklanırken şimdi anlaşma yapan adamın dedeleri Müslümanları bombalamayacağını, sivil halkı vurmayacağını, hastaneleri yağmalamayacağını, binaları tarumar etmeyeceğini, esir almayacağı için anlaşma yaptı. 3 gün sonra anlaşmasını bozdu. Müslümanları tekrar en gelişmiş silahlarla vurmaya devam ettiler. Devam edecekler. Evet, şu an İdlib'in karış karış sokakları işgal edilmektedir. Hiçbir anlaşmaya sadık kalmamaktadırlar. Bunu hatırlatmak isterim. İkinci değineceğim husus, Allah Azze ve Celle Enbiya Suresi 92. ayetinde şüphesiz ki sizin ümmetiniz tek bir ümmet olarak işte budur. Ben de sizin Rabbinizim. O halde bana ibadet edin buyurmaktadır. Kardeşlerim, bu ayetin Enbiya Suresi içerisinde bulunması çok manidardır. Zira bu sure 47. ayetine varıncaya kadar peygamberlerin metodunu, üzerinde taşımış oldukları görevleri bildirdikten sonra sırasıyla Musa aleyhisselamdan, Harun aleyhisselamdan, İbrahim aleyhisselamdan, Lut aleyhisselamdan haber vermekte. 92. ayete gelene kadar peygamberler silsilesi zikredilmekte, Yahya aleyhisselamla son bulmakta. Yani Allah azze ve celle, ey Müslümanlar, Allah'a iman edenler, Allah için amelde bulunanlar, Allah için gayret gösterenler, bilin ki sizler geniş bir ümmet ailesinin bireylerisiniz. Bu ümmet ailesi içerisinde, bu çatının altında peygamberler bulunmaktadır. Allah'a yönelenler her daim, her sıkıntının karşısında
Allah'ı birleyenler ve Allah'tan korkmayanlar, Allah'tan korktuklarından dolayı da kullara itaat etmeyenler, bu peygamber aileleri, ondan sonra salihler, onlara tabi olanlar, mücahitler, şehitler, abidler, zahitler, Allah'ı arayanlar, gece seccadelerini ıslatanlar, oruç tutanlar, Kur'an'ı tilavet edenler, ticaretinde aldatmayanlar, insanlara hayırdan başka hizmette bulunmayanlar, bu çatının mensuplarıdır elhamdülillah. Peki kafirlerin çatısı altında kimler bulunuyor? Zorbalar, zalimler, fasıklar, mürtetler, münafıklar, değil insanlara, hayvanlara varıncaya kadar, nebatata varıncaya kadar eşyayı ifsat etmek için gayret gösterenler bulunmaktadır. Peki onların başı kim? Onların başı iblistir. Onların koruyucusu, onları harekete geçiren, onların arkasından vesveseler verip de suni güçler ortaya koymaya çalışan, örümcek ağının içerisinde kalenin içine saklandığını zannettiren iblis ve dostları vardır. Bizim Rabbimiz var elhamdülillah. Bizi koruyan, gözeten, her daim yardım eden, en zorluğun içinde dahi kalbimize huşu veren, mescitlerin içinde değil sadece, bombaların altındayken, zeytin ağaçlarının altındayken, evlatlarını elleriyle toprağın içerisine gömerken, enkazın içerisinde hanımını ve çocuğunu çıkartırken, kalbine selim veren, kalbine sekine veren, kalbine huzur veren benim Rabbimdir elhamdülillah. Bu ümmet ailesinin sahibi. Değilse güçlü olduğunu zannedenler, örümcek yuvalarının içerisinde sabahlayanlar, vallahi onların dostları ve mevlası iblistir. Allah'ın nusretini, Allah'ın yardımını, Allah'ın ümmeti Muhammed'e vereceği zaferi gördüğü gün Bedir'den kaçtığı gibi, Bedir'den müşrikleri ve münafıkları terk ettiği gibi, vallahi İdlib'de terk edecek. Vallahi Irak'ta terk edecek. Vallahi Afganistan'da terk edecek. Vallahi yeryüzünün her sokağından iblis ve dostları kaçacak. Ve göreceksiniz ki bugün kendini büyüklenenler, kibirlenenler, ümmeti Muhammed'i bir böcek zannedip ezmeye çalışanlar, vallahi hayvanlardan daha beter bir hale gelecekler. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bugün Batı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği o sarı adamların oğulları, bugün Hristiyanlar, Yahudilere taşeronluk yapanlar, İsrail oğullarının değirmenine su taşıyanlar, Orta Doğu'da Büyük İsrail Devleti'nin kurulması için mücadele edenler, vallahi göreceksiniz, bugün Fransa'da görüyorsunuz, Hollanda'da görüyorsunuz, Avustralya'da görüyorsunuz, İtalya'da görüyorsunuz, İngiltere'de görüyorsunuz, Almanya'da görüyorsunuz, vallahi sizin gözleriniz onların çöplüklerin içerisinden köpekler gibi yiyecek arayacakları günleri de görecek elhamdülillah. Her biri sancaklarını yitirecek Allah'ın izniyle. Ümmet büyüye büyüye çoğalacak elhamdülillah. Allah'a iman ettiğimiz müddetçe, salih amelde bulunduğumuz müddetçe, vallahi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiği müjdeler bir bir gerçekleşecek. Ey Müslümanlar, 1 milyon kafirle ümmeti Muhammed'in savaşacağını söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kimin aklına gelebilir? Kim düşünebilir? Kim böyle bir şeyin hesabını yapabilir? Umutlarımızı yitirmişiz Müslümanlar. Ümitlerimizi kaybetmişiz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözler boş bir söz gibi geliyor bize aşağı ve kella. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Medine'de ortaya çıkan ve insanların bir bir beyat etmek için gayret gösterdikleri bir adam Mekke'ye gelecek. Mekke'de insanlardan beyat almaya başlayacak. Sonra yönünü diyor Şam'a doğru çevirecek. Nereye? Guta'ya doğru çevirecek. Evet, bugünler vallahi yakındır. Billahi yakındır. Az önce sinevizyonda da gördük. Müslümanlar dün Afrika'ya gidemezdik. Bilmiyoruz. Uçağa binmekten korkan bir insan grubuyduk. Ama bugün Afrika'dayız elhamdülillah. Yardım çalışmaları vesilesiyle, çadırı, yemeği, yiyeceği ne derseniz deyin, ilaçlar vesilesiyle şu an Asya'dayız elhamdülillah. Yahu dün birbirimize selam vermiyorduk. Müslümanlar, birbirimizin hatırını sormuyorduk. Birbirimizi ziyaret etmiyorduk. Bugün ümmet için bir araya gelmek için gayret gösteriyoruz. Bunun alameti nedir? Sünnetullah devreye girmiştir. Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete bahşedeceği, elinin içerisine vereceği zaferin tabir yerindeyse programı devreye girmiştir. Allah'a hamdü senalar olsun. Biz
şerefli bir ümmetin ailesinin fertleriyiz elhamdülillah. He, bu ailenin içerisinde yer almak bedel istiyor. Dün bedel aldı. Dün can aldı. Göz aldı. El aldı. Kan aldı. Ter aldı. Gözyaşı aldı. Sinir aldı. Temelini bunlarla yoğurdu. Hamurunun içerisine bunları kattı. Bugün bazen ferden, bazen de toplumsal olarak bedeller ödeyeceğiz. Ağır bedeller ödeyeceğiz. Kış şartlarında bedeller ödeyeceğiz. Yaz günlerinde bedeller ödeyeceğiz. Tam bayramın sabahına kalkmanın coşkusu içerisindeyken evlerimizin çatıları bombalanacak. Bedeller ödeyeceğiz. Tam Ramazan-ı Şerif'in içerisine girdiğimizde sofralarımızda iftar ve sahur yapacak yiyecekleri bulamamanın sıkıntısı olmasına rağmen maneviyatımızla el ele vereceğiz. Ama evlerimizin kapıları düşman tarafından çalınacak. Hep beraber bedel ödeyeceğiz. Bu ümmet bedel ödeyecek, ağır bedeller ödeyecek. Ama omuzları üzerinden İslam yükselecek. Ellerinin arasından İslam yükselecek. Dün olduğu gibi vallahi bugün de olacak. Bu bedeli hep beraber ödeyeceğiz. Özellikle hatırlatmak istediğim Müslümanlar. Madem bizler bir aileyiz. Madem dün bu ailenin içerisinde peygamberler vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün peygamberler vardı. İsimlerini bildiğimiz bilmediğimiz nebiler vardı. Madem havariler vardı, sıddıklar vardı, salihler vardı. Kardeşlerim bugün de var elhamdülillah. Bu aile kıyamete kadar devam edecek. Nasıl ki ey erkekler, eşlerinizin sıkıntısından dolayı sabahı görmekten korkuyorsanız, çocuklarınızın açlığı, susuzluğu, beslenme çantalarına koyacak bir meyveyi bulamamanın acısını ve sancısını yaşıyorsanız, evlatlarınızı ısıtmanın, bir çatı altında korumanın derdini çekiyorsanız, madem biz geniş bir ümmetin ailesiyiz, o zaman İdlib bizimdir Müslümanlar. Bağdat bizimdir. Grozny bizimdir. Bosna Hersek bizimdir. Makedonya bizimdir. Kafkaslar bizimdir. Her bir kardeşimiz bizim ailemizin ferdidir, bir parçasıdır. Az önce gördüğünüz enkazlar içerisinde çıkan çocukları. Senin çocuğun olabilir miydi? Vallahi de olabilirdi. Olmayacak diye bir garantisi de yok. Dedik ya bedeller isteyecek, canlar isteyecek. Ya bir gün o enkazın altında sen olacaksın, ya senin gözünden sakındırdığın evladın olacak. Aynı şey değişmiyor. İdlib'deki çocuk bizim çocuğumuz. Enkazın altında el bekleyen yavru bizim yavrumuzdur. Yardım etmek için gayret göstereceğiz. Mücadele edeceğiz. Yahu hep biz mi? Vallahi de biz. Ölene kadar biz. Şu dünya hayatından azat edilene kadar biz çalışacağız Müslümanlar. Gayret göstereceğiz. Bahsettik. Bu ümmet ameliyat masasında neşter vurulmuş. Her tarafına neşter vurulmuş. Her tarafı paramparça edilmiş. Ya ümmeti yok göreceğiz, duyarsız bir şekilde çıkacağız ya da bu ümmetin damarlarına enjekte edilen ilaç olacağız. Bu ilaç sizin mücadelenizdir, gayretinizdir, samimiyetinizdir, yaptığınız her bir çalışmadır. Vallahi bakın Müslümanlar, yarın ümmeti Muhammed ayağa kalktığında billahi de kalkacak, yarın ümmet ayağa kalktığında yüzünüz gülecek. Diyeceksiniz ki elhamdülillah. Elhamdülillah İdlib düşeceği sırada ben gayret gösterdim. Elhamdülillah İran yaşadığı en büyük sıkıntıda ben gayret gösterdim. Bu ümmet ayağa kalktığında sevineceksiniz. Sevinmeye yüzünüz olacak. Değilse başınız yere eğilecek. Değilse yarın ümmet size geldiğinde hesap soracak. Evet Müslümanlar biz yardım etmekle mükellefiz. Gayret göstermekle mükellefiz her daim. Fakiriyle, zenginiyle, esnafıyla, çalışanıyla, hocasıyla, talebesiyle hiç ayırt edilmeksizin, ayırt etmeksizin gayret göstereceğiz Müslümanlar. Bakın, ey Müslümanlar, bizim ne kadar büyük, şerefli bir selefimiz vardı. Ömer bin Hattab radıyallahu an, halifeliği dönemindeyken Şam'ı teftişe gidiyor. O sıra Ebu Derda'yı ziyaret eder. Ebu Derda'nın bir çadırı vardır. O sıra gece vaktidir. Çadırın içerisi gözükmez.
Kapının kilidi ve koruması yoktur. Ömer bin Hattab radıyallahu anh kapıdan içeri girer, Ebu Derda fark eder. Kalkar müminlerin emirini selamlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh kendisini görmediği halde yanına oturur. Dertleşmeye başlarlar, sohbet ederler, nasihatlaşırlar. O sıra Hazreti Ömer şöyle elini yere doğru koyduğunda bir bakar ki Ebu Derda'nın yastığı bir hayvanın eğridir. Şöyle bir daha elini uzatır, yeri yoklar, bir bakar ki üzerine yattığı şey çakıl taşlarıdır. Sonra biraz daha elini uzatır, gezdirir, eline incecik, incecik bir çarşaf parçası gelir. Halbuki o çarşaf parçası Şam'ın soğuğuna kafi değildir. Hazreti Ömer radıyallahu an, ey Ebu Derda der, sana o kadar mal gönderdik. Neden kendine yetecek kadar eşyalar almadın deyince Ebu Derda radıyallahu an dedi ki ya Ömer dedi, hatırlıyor musun dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize dedi ki, bize şöyle demişti. Size azık olarak bir bineklinin dinlenip de yola çıkacağı kadar yetecek bir azık diyor kafidir. Deyince Ebu Derda dedi ki, ey Ömer dedi, ne oldu diyor ondan sonra bize. Deyince Hazreti Ömer sabaha kadar Ebu Derda ile konuşamaz, sabaha kadar ağlamaya başlar. Bakın Avf bin Malik anlatıyor. Diyor ki Ebu Derda bu olaydan sonra vefat etti. Onu diyor rüyamda gördüm. Bir cennet bahçesi, yeşillik. Deriden diyor bir ev. Bir baktım ki diyor hiç hayatımda görmediğim keçiler. Sonra diyor bir baktım ki diyor içeriden diyor Abdurrahman bin Avf çıktı diyor. Dedim ki ey Abdurrahman, bu kadar güzelliği sen nasıl elde ettin? Dedi ki Avf, bunlar dedi Kur'an'ın bize vaat ettikleridir. Yani Allah bize bunları vaat etmişti. Ama dedi şu tepenin diyor ardına gidersen diyor, bu tepenin diyor ardına çıkarsan, orada diyor gözlerin görmediği, kulakların diyor işitmediği, insanın diyor hayal edemediği nimetlerin sahibi diyor, diyor bir adam var diyor. Kim? Dedi ki o adam dedi Ebu Derda'dır dedi subhanallah. O adam Ebu Derda'dır çünkü dünyayı diyor en eliyle hem de diyor kalbiyle diyor terslemiştir. Ey Müslümanlar, Ebu Derda Ömer bin Hattab radıyallahu anha diyor. Ondan sonra diyor yani Resulullah'tan sonra onun bu sözlerinden sonra bize ne oldu diyor ey müminlerin emir. Bize ne oldu ey Müslümanlar? Bize ne oldu? Dünya hayatı tatlı gelmeye başladı. Dünya hayatı bize çekici gelmeye başladı. Dünya hayatı bize sevimli gelmeye başladı. Dünya elimizde değil, kalbimizin içerisine girdikçe biz batmaya başladık Müslümanlar. Biz batmaya başladık. Şu an dünyanın hesabını tutar hale geldik. Allah'ın davası bizim için bir gaye olmadı artık. Sabah kalktığımızda her birimizin başta ben olmak üzere, her birimizin ilk derdi dünya hayatının metaı olmaya başladı. Elde edeceğimiz makamlar ve mevkiler bize Allah'ın davasından daha sevimli gelmeye başladı. Şu kainat içerisinde yaşayan zulümlere rağmen. Acaba Ömer bin Hattab radıyallahu anh ve Ebu Derda bugün gelse ve halimizi bir görse, acaba ey ümmet Resulullah'tan sonra size neler olmuş dese ne diyeceğiz Müslümanlar? Nasıl bir sıkıntının içerisine gireceğiz? Evet şu an kardeşler yaklaşık 15 tıra yakın İdlib'e yardım çıkarttılar. Yetecek mi? Vallahi yetmeyecek. Çünkü bugün söylediklerine göre büyük bir göç dalgası daha geliyor. 320 bine yakın Müslümanlar şu an Türkiye sınırına doğru yaklaştı. 320 bin tane. Bunun daha niceleri var. Gelmeyip de yola revan olanlar var.
Çalışacağız. Gayret göstereceğiz. Çalışmak derken illa cüzdanımızdan bir parçasını ayırmak değil. Ablalar oturacaklar, beraber iş yapacaklar Müslümanlar için. Nasıl kendi çocuğu için birilerini ayağa kaldırıyor ve hizmet aşkı ortaya koyuyorsa, bu ümmetin yetimleri için, çocukları için, öksüzleri için kolu bacağı kopartılmış insanlar için bir araya gelecekler, çalışacaklar. Gayret gösterecekler. Abiler bir araya gelecekler. Şu an Müslümanlar iş yapıyorlar elhamdülillah. Kimisi tekstilci. Kumaş yapıyorlar, pantolon yapıyorlar, satıyorlar. Müslümanlara bağışlıyorlar. Kadınlar bir araya geliyor, yiyecekler yapıp satıyorlar. Ümmeti Muhammed'e veriyorlar. İnsanlar, Allah'a hamdolsun ki, Allah'a hamdolsun ki, içimizden bir grup var ki, Allah'a hamdolsun ki sözümüzün tam tersi hareket ediyorlar. Hepimiz bunu yapmakla mükellefiz. Başta ben olmak üzere Müslümanlar. Başta ben olmak üzere. Hepimiz elimizi taşın altına sokmakla mükellefiz. Birilerinin yapması ve teşvik etmesiyle olacak bir durum değil. Hepimiz bir araya geleceğiz. Üniversiteliler gelecek, burslarını bir araya getirecekler. Medreseli kardeşler bir hafta içerisinde biriktikleri ücretleri getirecekler. O 10 yaşındaki çocuğun yapmış olduğu erdemli biz kendi aramızda yapacağız, inşa etmeye çalışacağız. Aylığımızı böleceğiz. Kendi ihtiyaçlarımız, evlatlarımızın ihtiyaçları ve ümmet-i Muhammed'in ihtiyacı için ayıracağız. Bunu yapacağız Müslümanlar. Bunu yaptığımız takdirde kazanacağız. Ne olur hatırlayın Müslümanlar. Allah Azza ve Celle cehennem ateşinden çıkan adama vermiş olduğu cenneti ne olur hatırlayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Cehennemden çıkan en son adam. En son. Cehennemden çıkıyor. Ondan sonrası artık çıkmaya hiçbir hakkı yok. Çıktığımda Allah Azza ve Celle yüzünü onu ateşe doğru çeviriyor. Diyor ki ya Rabbi ne olur diyor. Benim diyor yüzümü cehennem ateşinden diyor çevir, uzaklaştır. Çünkü cehennem ateşi beni yaktı. Cehennem ateşi bana bir horluk, hakirlik verdi. Allah Azza ve Celle bunun dışında bir şey istemeyeceğini söylersen diyor yüzünü çevireceğim diyor. Diyor ki ben ya Rabbi diyor bundan başka diyor hiçbir şey senden istemeyeceğim. Allah Azze ve Celle adamın yüzünü cehennem ateşinden çeviriyor. Bir bakıyor ki hadiste geçiyor. Adam ileride bir ağaç görüyor. Öyle güzel bir ağaç ki Allah Resulü'nün ifadesiyle tabir yerindeyse binitli bir adamın etrafında dönüp de bitiremeyeceği genişlikte bir ağaç. Diyor ki ya Rabbi ne olur diyor beni diyor bu ağacın diyor yanına götür diyor. Ben diyor ona gitmek istiyorum diyor. Allah Azze ve Celle diyor ki ey Ademoğlu diyor az önce diyor bana verdiğin diyor sözü diyor tutmadın diyor. Allah'ım diyor ondan diyor başka hiçbir şey istemeyeceğim diyor. Allah Azze ve Celle adamı alıyor ağacın dibine kadar götürüyor. Sonra kafasını çevirdiğinde bir görüyor ki cennet kapısı. Allah'ım diyor beni diyor ne olur diyor cennetin diyor kapısına ulaştır. İçeri diyor girmesem de, bu ifadeler bize ait olsun. İçeri girmesem de, bakmasam da beni diyor o kapının diyor yanına kadar koy. Bundan başka diyor hiçbir şey istemeyeceğim diyor. Allah Azze ve Celle tekrar aynı sözleri söylüyor. Cennetin kapısına kadar getiriyor. Diyor ki Allah'ım diyor ne olur diyor beni diyor cennetin içerisine sok diyor. Cennetin içerisinde eğlenenler var. Cennetin içerisinde sevinenler var. Cennet nimetleriyle mutlu olanlar var. Allah'ım diyor ne olur beni diyor buranın içerisine sok diyor. Diyor ki ey Ademoğlu diyor bana diyor az önce söz verdin diyor. Ne zavuk diyor sözünü diyor unuttun. Diyor ki Allah'ım diyor beni diyor buraya soktuktan sonra diyor senden hiçbir şey istemeyeceğim. Allah Azze ve Celle adamı cennetin içerisine sokuyor. Ve diyor ki ey Ademoğlu diyor benden diyor ne istersin diyor. Sana diyor bu cennet içerisinde dünyanın 10 katı büyüklüğünde diyor cenneti vereceğim deyince adam diyor dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım haşa ve kella sen benimle diyor alay mı ediyorsun diyor subhanallah. Allah diyor o sıra tebessüm etti diyor. Allah diyor o sıra güldü diyor. Bunu rivayet eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güldü. Ondan duyan Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh bu ifadeye güldü ve Allah azze ve celle ona 10 dünya büyüklüğünde bir cennet verdi. Köyün kadara talipsin. Köyünün içerisindeki eve talipsin ama Allah sana bilmediğin dünyanın genişliğinde
10 katında cennet veriyor Müslümanlar. Vallahi böyle rahmet sahibi bir Allah var. Merhamet sahibi bir Allah var. Siz artırın, Allah size artırsın. Siz çadırların sayısını çoğaltın. Allah Azze ve Celle size cennette vereceği billurdan evlerin ve köşklerin sayılarını artırsın. Siz yiyeceklerinizi arttırın ve infak edin. Allah Azze ve Celle cennetin içerisinde bulunan nimetleri sizin için artırsın ey kardeşlerim. Gayret edeceğiz. Bu son olmayacak inşallah. Dağ acılarını göreceğiz. Bakın dağ acılarını. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'a bir adam geliyor. Irak bölgesinde bir kum fırtınası çıkıyor. Ey İbni Mesud diyor, herhalde diyor kıyametin kopması diyor yakındır. Kıyametin diyor kopması yakındır. Abdullah İbni Mesud diyor ki hayır diyor. Malın diyor taksim edilemeyeceği, malın taksim edilemeyeceği, ganimetlerin de diyor fayda vermeyeceği bir gün gelmeden diyor asla kıyamet kopmayacak. Çok uzun bir hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor sonra. Müslümanların o Rumlarla yapacağı savaşlar var ya, orada Müslümanların 4 öncü birlikle saldıracağını ve her öncü birliğin özellikle ilk 3'ünün hiçbirinin geri dönmeden şehit olacağından bahsediyor. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor biliyor musunuz Müslümanlar? 100 kişilik bakın, 100 kişilik bir aile, amca çocuklarıyla, dayı çocuklarıyla, hısımlarıyla ne derseniz deyin. 100 kişilik bir aile diyor, etrafına diyor adam bakacak diyor, kendisinden diyor başka diyor kimse kalmayacak diyor. İşte diyor bu saatten sonra mal diyor nasıl taksim edilecek? Elde edilen ganimetlerin diyor ne faydası olacak? 100 kişiden 99 kişinin bir ailenin içinde öldürüleceği daha günleri görmedik Müslümanlar. Bunları da göreceğiz Allah muhafaza. Bunları da göreceğiz. Bunları da yaşayacağız. Ama bilin ki bu artık geçenki derslerimizde bahsettiğimiz cebarut sistemlerin yok olduğu ve Resulullah'ın nübüvvetinin tadında ve güzelliğinde bir İslam devletinin kurulacağı günlerin ilk adımları olacaktır. Allah Azze ve Celle şu an İdlib başta olmak üzere dünyanın değişik yerlerinde sıkıntı çeken mazlum, ihtiyaç sahibi, bırakılmış mümin erkek ve mümin kadınlara yardım etsin. Onların sıkıntılarına Rabbim Allah Azze ve Celle gidersin. Onların mağdurluklarını giderme konusunda bizleri memur kılsın. Sebeplere sarılarak onların ihtiyaçlarını karşılamayı bizlere nasip etsin. Şu an yeryüzünün değişik coğrafyalarında Müslümanlara karşı, mazlumlara karşı, zayıflara karşı en zorba şekillerde düşmanlık yapan, savaşan, öldüren, yaralayan, hapseden, özgürlükleri elinden alınan ne kadar kafirler varsa, ne kadar zalimler varsa Allah Azze ve Celle hepsini kahru perişan eylesin. Allah Azze ve Celle onların silahlarını, güçlerini kullanılmaz bir hale getirsin. Allah Azze ve Celle onları büyük bir fitnenin içerisine sürüklesin. Allah Azze ve Celle onların sığınmış oldukları sancakların içerisinde boğsun. Allah Azze ve Celle 80 bayrağın altında toplanan 1 milyona yakın İslam düşmanını kahru perişan eylesin. Onlara yardım edenleri Allah Azze ve Celle yardımsız bıraksın. Ve şunu da hatırlatayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu savaş esnasında 3 şey söylüyor. Diyor ki ilk diyor harp başladığında bir grup ordunun 3'te biri diyor kaçacak diyor. Müslümanlardan. Ordunun diyor 3'te biri kaçacak diyor. Ne diyor biliyor musunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Allah Azze ve Celle de diyor onları diyor asla affetmeyecek. Allah'ım bizi o gruptan eyleme. Kaçanlardan eyleme. Ümmete sırt çevirenlerden eyleme. Sonra diyor onların diyor 3'te biri şehit olacak. Onlar diyor şehitlerin en faziletlileridir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın dikkat edin. Kıyamete yakın. İslam devletinin kurulmadan önceki safhasında şehit olanların, bu savaş esnasında şehit olanların ümmetin en hayırlı şehitlerinden bahsediyor. Allah Azze ve Celle bizleri onların içerisine katsın. Kalan diyor 3'te 1'de diyor bir zafer görecektir ve bundan sonra da asla sıkıntı ve mağlubiyet görmeyecektir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer evlatlarımız o günleri görürse Allah Azze ve Celle bir ve birinci gruptan uzak eyleyip ikinci ve üçüncü gruptan onları haşretsin inşallah. Geceniz mübarek olsun, akıbetiniz hayır.
Cennetiniz inşallah Firdevs Ala olsun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Ma salam.